Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yazmalarınıza oldukça yakışacak çok şık bir model hazırlayacağım. Model biraz böyle sık iğneli de karışık, yani ağır bir model de diyebilirim aslında. Tabii bu modelin aralığına da bağlı. Ben bu yazmamı seçtim. İp renklerim de bu şekilde olacak. İnanıyorum ki çok yakışacak bu renklerle bu yazmanın üzerine. Ve ben bir tane çiçek denemesi yaptım. Oldukça da keyif aldım. Bugün 3 tane ana model hazırlamaya çalışacağım. 3 rengimle de sizlere göstermek istiyorum. Umarım sizler de modelin son halini beğenirsiniz. Şimdi olan iplerimi de hemen söyleyeyim. Burada mavi rengim yabalı 188 numara, pembe rengim çizmeli 342, sarı rengimin numarası yok, yeşilim de leylak 729. Hemen şimdi yeşilim ile modelin altından başlıyorum. İpimi hemen yazmaya ekledim. Öncelikle buradan şöyle 7-8 adet boş zürafa hazırlıyorum. Bu model için de büyük zürafalar uygun olmayacaktı. Biraz küçük yapmaya çalışalım. Çünkü yine modelimizde kayalar var. Yani daha doğrusu piramit yapacağız yine alt kısımda. O yüzden bu tür piramitlerde, dağlarda küçük zürafalar daha şık oluyor. Yani dağın yapımı, yani son hali daha güzel duruyor. O yüzden küçük zürafa önemli burada. Çok küçüğünden bahsetmiyorum. Orta halli küçük diyorum. Hemen ilk ana modeli böyle başlangıçtan yapmak istiyorum. Alanıma 3 tane çiçek sığdırmak için. Ben şuradan düğüm oldu, hemen açtım. 2, 4, 6, bir tane daha yapayım. Hatta 8 olsun. Kenardan biraz uzaklaşmak için. Şimdi 8 adet zürafamı yaptım. 2, 4, 6, 8. Son 5'i kullanıyorum. 2, 4, 5. Son 5'ten geriye dönüyorum. Yeteri kadar bıraktım ipimi. Buralarda hemen eksiltmeler yapıyoruz. Şöyle 4'e indirdim. Bir sıra daha eksiltiyorum. Yine ipimi geri alıyorum. Burada sayım 3 oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Artık eksiltme yapmayacağım. Burada büyükçe bir yuvaya ihtiyacım var. Şöyle ipimi geriye aldım. Burada büyük bir yuva hazırlayacağım. Ortadaki zürafayı boş bırakıp diğerine geçiyorum. Burada yine tamamen göz kararı bırakıyorum. Umarım yeterli olursun. Şöyle büyük bir yuva bıraktım. Çünkü buranın içerisine tam 18 adet pırpır hazırlamam gerekecek. İnşallah uygun olmuşsundur da tekrardan başlamak zorunda kalmam. Genelde hep uygun oluyor ya bıraktığım gözenekler. İpimi böyle bir sıra daha geri aldım. Bunlar da eşit olmalı. Hafiften bunu çektirmem lazım. Tekrar kontrol ediyorum boylarını.
Gözenek büyük olunca kontrolü de zor oluyor. Hemen geriye döndüm. Öncelikle bir tane sık iğne atarak yuvanın içerisine geçelim. Dediğim gibi tam 18 adet pırpır hazırlayacağız. Pırpırlarımın boyutu da uzun değil, çok kısa da değil. Boylarında eşit yapmaya özen gösterelim ki güzel bir sonuç alabilelim. 2 Boylarını ayarlıyorum. Sonra kuvvetlice sıkı bir düğüm atıyorum. İğnemi geri alıyorum. Boyları tamam ise sıkı bir düğüm atıyorum. Pırpırlarımda hiçbir zaman çift düğüm atmıyorum. Yani ipimi iğneme iki kere hiç dolamıyorum. Öyle yapıyorsanız yani ve istediğiniz gibi olmuyorsa kesinlikle ipinizi iğneye iki defa dolamanızdandır. Güzel olmuyor. Bazen kuvvetli olması için, hani ipin çözülmemesi için, eğer orada ipimi kesecek isem atmaya çalışırım ama onda bile çok zorlanırım. Çünkü dediğim gibi yani polyester ip de böyle, suni ipte nasıldır bilmiyorum. Yani pırpırlarda tek dolayın ipinizi, çok güzel sonuç alırsınız. Şöyle bakayım, 3-6 6 tane yaptım. Bunu 18'e tamamlayacağım. Hemen yine devam edeceğiz. Evet, burada 18 adet pırpırımı böyle sıkı sıkı doldurdum. Şu an pırpırlar üst üste gelebilir. Üzerini yaparken çok güzel bir şekilde onlar düzene girecek. Buradan sonra tekrar kaldığım zürafadan devam edeceğim. Yine direkt oraya iniyorum. Yapmış olduğum piramidin son zürafasının bulunduğu zürafaya indim. Burada birkaç adet şöyle boş zürafa yapayım. Sonra ara yola geçelim. Ara yolda biraz sakin olarak geçmek istiyorum aslında. Çünkü modelin çiçek kısmı oldukça kendini gösterecek. Fazla karıştırmadan bir şeyler hazırlayacağım. Şöyle 3 tane yeterli. Burada 2-4 zürafa yaptım. İpimi burada yenilemek zorunda kaldım. Böyle zürafalarda hiç ip eklemiyorum aslında. Ama zorunda kaldım burada. Şimdi 4. zürafamın tepesine geriye gelerek buralarda yalnızca kuyumcu kafesi yapmak istiyorum. Bu şekilde burada kafeslerime devam edeceğim. Burayı tamamlayacağım. Sayısını net olarak söyleyeceğim sizlere. Bu kısımları da tamamladım. Ne yaptım? Arada 3, 6, 8 adet kuyumcu kafesi yaptım. Sonra
Kenarlarımda 3'er adet boş zürafa var. Bu bölümü tamamladım. 3 tane ana modelimi hazırlayacağım. Hemen buradan ilk olarak sarı rengimi alarak ilk pırpırdan ekliyorum. Hemen burada tüm pırpırların tepesine batarak küçük küçük zürafalar hazırlayacağım. Özellikle bu sırayı, zürafalarını bu sıranın küçük yapmamız önemli. Çünkü burada 18 adet pırpır olduğu için toplu tutmaya çalışacağız bu kısmı. Burada pırpırlar biraz birbirine geçmiş oluyor. Böyle üzerine batarken dikkat edin. 2 tane pırpır almayın. Şu anda birbirlerine çok çok yakınlar. Birkaç sıra böyle zürafa yapacağım. Çok güzel toparlanacak pırpırlar. Diğer başa kadar geliyorum bu şekilde. Bu sırayı bitirdim. Burada hemen diğer yönünü geçiyorum. Ters yönünü çevirdim. Sondaki zürafaya batarak böyle kenardan bir zürafa oluşturuyoruz. Şöyle küçük bir pay çıkardım kenardan. Sayımın sabit kalabilmesi için. Hemen bu sırayı da yine zürafa yaparak diğer başa kadar geleceğim. Bu sırada daha güzel toparlanacak şimdi. Yine küçük küçük ilerletiyorum. Tabi burada her sıradaki zürafa çok küçük farklarla büyümek zorunda kalıyor. Ama çok küçük fark bunlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın nasıl düzene geçti. Burada hafif bir marullanması vardı. Ama bu sırada çok daha güzel düzeldi. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyorum. İkinci sırayı da tamamladım ve tekrar yazmamın düz tarafını çeviriyorum. Yine diğer başta olduğu gibi buradan bir zürafa oluşturacağım. İlk zürafaya battım. Hemen şöyle kenara küçük bir zürafa yaparak buraya eklemiş olduk zürafayı. Hemen son olarak bir sıra daha, üçüncü sıramız olarak zürafa yapıyoruz. 3 sıra zürafa yapmış olacağız. Üçüncü sıramı da tamamladıktan sonra burada son zürafama tepeye geri dönüyorum. Sondaki zürafanın tepesine geri döndüm. Tam ortaya değil de biraz daha başa yakın olarak döndüm. Burada ipim de kısalmışken hemen iğneme bağlayacağım. Şöyle küçük bir parça bıraktım. Bir halka yapıp halkadan içeri geçerek ip kısmına böyle bir tane düğüm atarak ipimi iğneye bağlamış oldum. Şimdi buralarda ortada bir tane boş zürafa atlayarak diğerine geçiyorum ve buralarda bu şekilde köprüler oluşturacağım. Bu köprüler çok fazla büyük de olmayacak. Bir tane atlıyorum. İkinci zürafaya gelerek köprüyü yapıyorum. Kontrol ediyorum ki eşit olsunlar. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde 8 adet köprü oluşturacağız.
Bu biraz uzun oldu. Hafif kısaltalım. Köprüm sanki hafif kısa kaldı. İpimi geri alıyorum. Gerdirerek düzeltiyorum. Son olarak en sondaki zürafaya batarak 8. yuvayı da yapmış oldum. Şöyle bir göstereyim. Şu anki aşamamız. Hemen geriye dönerek tüm köprülerimi sık iğneler ile dolduruyorum. Sık iğnelerimi saymayacağım. Alabildiği kadar dolduruyorum. Şimdi köprüye yeteri kadar sık iğne yaptım. İkinciye geçmeden önce köprülerin bulunduğu zürafaya batarak ilkini tamamlıyorum. Sonra ikinciye geçiyorum. Bu şekilde birinciyi tamamlamış oldum. İkinciye geçiyorum. Geçişlerde mutlaka zürafalara batarak geçeceğim. Hemen en dipten bir sık iğne atalım. Yuvayı doldurdum ve zürafaya da batıyorum. Hemen üçüncü yuvaya geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hay Allah, sürekli elimden düştü bugün bu yazma.
Yuvayı doldurdum ve zürafaya batıyorum. Hemen dördüncüye geçiyorum. Şimdi bu gözenekleri bu şekilde sık iğnelerle dolduracağım. Evet, sık iğnelerimi en sona kadar tamamladım. İpimi şimdilik kesiyorum. Son olarak ortada bir tane zürafamız vardı. Zürafadan ekleyeceğim. Bu geriye döndüğüm ipimi de yine ipimin altında kalacak şekilde şöyle hem zürafamı aldım hem de geriye döndüğüm ipimi aldım. Şöyle çiçeğimi de arkaya alarak buraya 5 tane sığdırabilirsem 5 adet pırpır hazırlayacağım. Ben burada kendi rengiyle yapacağım. Farklı renklerde kullanabilirsiniz buradaki pırpır için. Tane pırpırımı yapıp ipimi kesebilirim. Öncelikle şöyle ortalayalım. Sonra çiçeğimi kaldırıyorum. Üzerine bastırıyorum. Buradaki pırpırları biraz dolgunca ve 5 adet yaptım. Evet, modelin yapımı bu şekilde. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım. Sonrasında son haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerleyim. Diğer çiçeklerimi de tamamladım hanımlar ve son haliyle sizlerleyim. Bakın şöyle 3 tane çiçeğimi hazırladım. Benim için gerçekten muhteşem bir sonuç oldu. Çok da keyif alarak hazırladım. Fakat çiçekler bayağı bir zaman alıyor, onu da söylemek istiyorum. Bu aralık benim için oldukça uygun. Dileyen 2-3 tane daha kuyumcu kafesi ekleyebilir. Yani bu ara yoluyla dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz aslında. Nasıl aralıkta olmasını istiyorsanız, yani ben kuyumcu kafesi yaptım ama sizler farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle biraz bekleyip sizler görüntünüzü alın. Sarı, pembe ve mavi çiçeklerle modeli hazırladım. Yazmayla çok uyumlu oldu. Yazmayı da açarak göstereceğim. Şöyle buradan da pembeli göstereyim. Şuradan. Yazmam böyle. Kenarları şöyle. Belki elinde böyle yazma olanlar olur. Sizlere de fikir olur. Şimdi hemen son olarak fiyat kısmını aktarayım sizlere. Şimdi bunu bu arayla yapıyor olsaydım bu modeli en az 380 TL'lerden başlamak isterdim. Yukarısı olabilir, aşağısı olacağını düşünmüyorum. Fiyat konusu tamamen kendime ait. Sizler çevrenizi nasıl alıştırdınız bilemiyorum. El emeğinize de bağlı bu. Çevrenize de bağlı bu. İşte çoğu insan fazla bulabiliyor, çoğu insan az bulabiliyor. Yani fiyat konusunda kimseyi memnun edemeyiz. Ben kendim vicdanen böyle düşünüyorum. Tabii fazlasını da yapan olur, eksiğine de yapan olur. Bu fiyat konusu tamamen kendi düşüncelerim. Evet, bugünlük de bu güzel model ile videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.